Bugün sizlere büyük bir aşk hikayesini anlatacağım. Hikayenin kahramanları bir müzisyen ve bir tiyatro oyuncusu. Müzisyen, 20. yüzyılın en büyük bestekarlarından biri olan Selahattin Pınar. Oyuncu ise Türk tiyatrosunun ilk kadın oyuncusu olan Afife Jale. Selahattin Pınar 1902 yılında İstanbul Altunizade'de dünyaya gelir. Babası dönemin milletvekillerinden Sadık Bey'dir. Babası Sadık Bey, Selahattin Pınar'ın bir hukukçu olmasını istemektedir. Ancak Selahattin Pınar hukukçu olmak istemez. Onun hayalinde müzisyen olmak vardır. Annesi 12 yaşına geldiğinde Selahattin Pınar'a bir ud hediye eder ve Selahattin Pınar müzikle daha aktif olarak ilgilenmeye başlar. Ancak babası Sadık Bey bundan hiç de hoşnut değildir ve oğlunun müzikle ilgilenmesinden gerçekten de mutsuzdur. Bir aile toplantısında "Benim oğlum çalgıcı olacak" deyince Selahattin Pınar çok üzülür ve "Ben çalgıcı değil, müzisyen olacağım ve bir gün siz benim adımla anılacaksınız" der ve o aile toplantısını terk eder ve beraberinde evi de terk eder. Selahattin Pınar'ın hayatında artık sadece müzik vardır. 12 yaşında annesinin aldığı udum yerini artık tambur almıştır ve Selahattin Pınar daha sonra adı Üsküdar Musiki Cemiyeti olan müzik topluluğunun kurucularından biri olur. Gönül derdi çekenleri. Selahattin Pınar 18 yaşına geldiğinde artık bir bestekardır. Bestekar Selahattin Pınar'ın eserlerine baktığımızda 150'yi aşkın eserinde görüyoruz ki o yaşadığı dönemin İstanbul'undaki kent kültürünü anlatmaktadır. O eserlerde biraz karamsar, biraz kırılgan ama bir o kadar ince ve nazik bir beyefendinin izleri vardır. Selahattin Pınar'la aynı yılda 1902 yılında bir çocuk dünyaya gelir. İstanbul'da Kadıköy semtinde yaşayan, orta halli bir ailenin kız çocuğu olan Afife Jale dünyaya merhaba der. Afife'nin hayalinde çocukluğundan beri hep tiyatro vardır. Hatta İstanbul Kız Sanayi Mektebi'nde okurken dahi o sadece tiyatroyu düşünmektedir. Ve 1918 yılına geldiğimizde Afife hayallerine ulaşmak için şehir tiyatrolarına, dönemin adıyla Darül Bedai'ye başvurur ve onun sınavlarına girer. Sınavda başarılı olan Afife tam bir yıl boyunca provalara katılır. Bir yılın sonunda ilk tiyatro oyununda sahne alma fırsatını yakalar. Ancak o dönemlerde bir Türk Müslüman kadının sahne alması yasaktır. O da takma adla sahne almaya karar verir. Jale adıyla sahneye çıkacaktır. Ve çıkar da. Ancak kısa sürede bir Türk kızının tiyatro oyununda sahne aldığı duyulur. Bir oyun sırasında Afife Jale yapılan bir polis baskınında yakalanır ve polis teşkilatı "Sen milliyetinden ve dininden nasıl bu kadar uzaklaşabilirsin?" diye Afife Jale'yi epey bir hırpalar. Hatta babası Afife Jale'yi kötü kadın diye reddeder ve evden kovar. Ve Afife Jale'nin bu durumu karşısında Darül Bedai Afife Jale'ye sahnelerini kapatır. Artık Afife Jale sahneye çıkamaz. Yasaklıdır. Aynı zamanda bir sağlık problemi vardır. Şiddetli baş ağrıları çekmektedir. Bir taraftan şiddetli baş ağrıları, bir taraftan da tiyatrosuz kalmak onu derinden etkiler. Ve kurtuluşu haplarda ve uyuşturucuda bulur. Nitekim 1923 yılına geldiğimizde Mustafa Kemal Atatürk, Türk kadınlarının da tiyatro oyunlarında sahne almasına izin verir ve yasak ortadan kalkar. İşte 1923'ten itibaren artık Afife Jale özgürce tiyatro oyunlarını oynamaya başlar ve turnelere çıkar. Afife Jale her ne kadar sevdiği tiyatrosuna kavuşsa da çektiği baş ağrıları onu uyuşturucuya esir etmiştir. O kadar ki artık kurtulmak istese de uyuşturucunun etkisinden kurtulamaz ve bu nedenle de artık sahnelere çıkamaz duruma gelir. Bir tarafta Selahattin Pınar, dönemin yükselen değeri, çok kıymetli bir bestekar. Diğer tarafta tükenişte olan bir kadın oyuncu. İşte bu iki kahramanın yolları İstanbul'da bir konser sırasında kesişir. O konser sırasında Hafız Burhan'ın arkasındaki enstrümanistlerden biri de tamburi Selahattin Pınar'dır. Yükselen değer tamburi Selahattin Pınar'ın naif ve nazik duruşu Afife Jale'yi derinden etkiler. Ancak gelin görün ki bu etkilenme karşılıksız değildir. Selahattin Pınar da Afife Jale'den çok etkilenir.
ilk karşılaşma anı işte bu konserdir. Bir bahar akşamı rastladım siz. Bir bahar akşamı yolları kesişen bu iki kahramanın aşkı daha sonrasında Türk sanat müziğine unutulmaz eserler armağan edecektir. Besteler her ne kadar harikulade olsa da beraberlikleri o kadar da mutlu değildir. Henüz 25 yaşında tanışan ve birbirlerine aşık olan Selahattin Pınar ve Afife Jale gecikmeden evlenirler. Tek gayeleri vardır, mutlu bir hayat sürmek. Ne var ki bu gerçekleşmez? Çünkü Afife Jale'nin baş ağrılarından kaynaklanan morfine olan düşkünlüğü artık onu uyuşturucu bağımlısı haline getirmektedir. Ancak Selahattin Pınar bunu bilmez. Ta ki bir gün karısının ne yaptığını merak ettiği ana kadar. Karısı bir öğle vakti dinlenmek için odasına çekileceğini söyler. Selahattin Pınar da o kuşkulu durumdan kurtulmak için anahtar deliğinden karısını gözler. Ve gördüğü manzara onda büyük bir hayal kırıklığı yaratır. Çünkü Afife Jale morfin kullanmaktadır. Bu durum karşısında Selahattin Pınar Afife Jale'den uzaklaşmaz. Tersine ona merhamet gösterir ve onu uyuşturucudan kurtarmak için elinden geleni yapar ama başarılı olamaz. Aynı çukura kendisi de düşer. Afife Jale Selahattin Pınar'a "Bırak, terk et beni, izin ver, gideyim." diye yalvarır. Ancak Selahattin Pınar Afife Jale'yi bırakmaz. 6 ay boyunca bunun için direniş gösterir. Ancak başarılı olamaz ve ayrılmak zorunda kalırlar. Ayrıldıklarında takvim yaprakları 1935 yılını göstermektedir. Nereden sevdim uzak? Afife Jale, Selahattin Pınar'dan ayrıldıktan sonra artık uyuşturucu batağından kurtulamayan bir kadın olarak parklarda yatmaktadır ve karnını aş evlerinden doyurmaktadır. Afife Jale terk edilmiş ve yalnız bir kadın olarak Balıklıurum Hastanesi'nde hayatını kaybeder. Öldüğünde gazetelerde bir satır dahi haberi çıkmaz ve kimsesizler mezarlığına defnedilir. Tabii ki Selahattin Pınar Afife Jale'den ayrıldıktan sonra kendisine yeni bir hayat kurmuş olsa da ona olan aşkını asla unutmaz. Ve ölümünün ardından Hatıralar isimli eseri yazar. Afife Jale'yi kaybettikten sonra Selahattin Pınar da çok uzun yaşamaz. Her ne kadar Afife Jale'den sonra Seyyare Hanım'la evlenmiş olsa da Afife Jale Selahattin Pınar'ın unutulmaz büyük aşkıdır. 1960 yılına geldiğimizde Selahattin Pınar arkadaşlarıyla Todorni'nin lokantasında bir akşam yemeği yerken hayatını kaybeder. Kalp krizi geçirmiştir. Aslında Selahattin Pınar'la Afife Jale'nin büyük aşkını anlatmak için Selahattin Pınar'ın ikinci eşi olan Seyyare Hanım'ın kurduğu cümlelere göz atmak lazım. Seyyare Hanım, Selahattin Pınar öldükten sonra Afife Jale ile ilgili olarak şunu söyler. En güzel bestelerini, en güzel şarkılarını onun için yazdı. Afife Jale, Selahattin Pınar'ın ilk ve unutulmaz aşkı olmuştu, der. Acaba Selahattin Pınar yaşamı boyunca Afife Jale ile tanışmasaydı ve aralarındaki o büyük aşk yaşanmasaydı bu büyük besteler ortaya çıkabilir miydi? Bu sorunun cevabını ne siz ne ben veremeyiz. Ama şu yorumu yapabiliriz. Bu büyük aşk gerçekten de büyük besteleri dünyaya getirdi. İyi ki bu büyük aşk yaşanmış. Afife Jale'ye ve büyük bestekar Selahattin Pınar'a bu güzel eserler için teşekkür ediyoruz.